Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1, A2 yani yoğunlaştırılmış Almanca A1, A2 dersleriyle devam ediyoruz şimdi de arkadaşlar. Eine, kein, keine ve nicht konusunu görüyor olacağız bu dersimizde. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, eine ve kein, keine bu konuyu oturtmuştuk. Ancak birçok soru aldık buna dair arkadaşlar. Nicht peki burada nasıl bir fonksiyonu var? Kein ve keine arasında nasıl bunu ayırt etmeliyiz soruları geldi. Dolayısıyla bu dersimizde bunu ayrıntılı görüyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz dersimiz başlasın. Buraya baktığımızda hatırlayacak olursanız maviyi neyle ilişkilendirmiştik? Der artikeli ile. Die neydi arkadaşlar? Die artikel kodunun rengi kırmızıydı. Yeşil de das'ı sembolize ediyordu. Çoğullarda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Die artikelini ne yapıyorduk? Sarı renkle işaretlemiş oluyorduk ki bu ne yapıyordu? Bizim görsel hafızamızı değil mi işin içine katmış oluyordu ve çok daha kolay bir şekilde kavramış oluyorduk. Hatta ben size şöyle de söyleyebilirim arkadaşlar. Görsel hafızamızı da işin içine katmak maksadıyla karşılaştığımız yeni kelimeleri bu markör kalemlerle renkli halde şey yaparsak, işaretlersek, renkli kalemlerle neydi bu? İşte mavi, kırmızı, sarı ve yeşille işaretlersek hem daha keyifli bir şekilde Almanca'yı öğrenmiş oluruz hem de ne yapmış oluruz? Bu renkleri bu renk hafızasıyla beraber ne yapmış oluruz? İlişkilendirmiş oluruz. Dilerseniz dersimiz başlasın. Der Fernseher, der Fernseher arkadaşlar televizyon demek. Demek ki der Fernseher televizyon demekmiş. Ben dersem ki bu bir televizyondur. Ne diyeceğim arkadaşlar? Der neye dönüşüyor? Ein dönüşmüş oluyor. Ein kelimesine dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bu bir televizyondur diyecek olursam ne diyeceğim? Das ist ein Fernseher. Demek ki das ist ein Fernseher bu bir televizyondur demiş oluyor. Ancak arkadaşlar ben bir cümlenin içerisinde artikeli bulunduruyorsam, eğer bir cümlenin içerisinde artikel varsa arkadaşlar burada adres göstermiş oluyorum. Yani adres göstermeyle neyi kastediyorum? O demiş oluyorum. Yani belirli bir şeyden bahsetmiş oluyorum. Dolayısıyla ben şöyle bir cümle kuracak olursam aynı yerine das ist der Fernseher, arkadaşlar burada o televizyonu kastediyorum. Bu o televizyon. Söz gelimi önceden benim hoşuma giden bir televizyon vardır ve diyorum ki arkadaşıma bu televizyon işte o televizyon. Bunu kastediyorum dediğimde ne yapmış oluyorum? Das ist der Fernseher demiş oluyorum. Ancak bu herhangi bir televizyon, bu bir televizyondur dediğimde ne yapacağım? Das ist ein Fernseher demiş olacağım. Demek ki toparlayacak olursak arkadaşlar ein bir adet demek. D'ye da ne yapmış oluyorum? Adres göstermiş oluyorum. Yani belirtmiş oluyorum o nesneyi. Bu o televizyon. Yani das ist der Fernseher. Bu bir televizyon. Das ist ein Fernseher demiş oluyorum. Buradaki mantığı diğer şeylere de aynı şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Devam ettirebiliriz. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Die taşı. Evet, bu da demek ki kırmızı ile ne yapmış oluyor? Belirtilmiş oluyor. Die Tasche arkadaşlar çanta demek. Şimdi ben dersem ki bu bir çantadır. Die neye dönüşüyordu arkadaşlar? Eine. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu bir çantadır diyecek olursam ne diyeceğim? Das ist eine Tasche. Bu bir çantadır. Das ist eine Tasche. Şimdi diyelim ki bir kadın diyor ki işte dün görmüş olduğum bir çanta var. Öyle değil mi? Bu o çanta. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? İlgili artikeli getireceğim. Neymiş ilgili artikel? Die Tasche. Dolayısıyla die Tasche, das ist die Tasche. Bu o çanta demiş oluyorum. Yani das ist die Tasche. Ancak ben dersem ki işte bu bir bavul değil, bu bir çanta. Öyle değil mi? O zaman ne diyeceğim? Das ist eine Tasche demiş olacağım. Demek ki das ist eine Tasche, bu bir çanta. Das ist die Tasche, bu o çanta demiş oluyorum.
Sonraki ne bakalım arkadaşlar? Sonraki nesneye. Das Handy. Evet, bu belki birazcık İngilizce gibi geliyor olabilir ki İngilizce kökenli bir kelime arkadaşlar. Das Handy cep telefonu demek arkadaşlar. Evet, demek ki artık elinde neymiş? Das Handy imiş. Değil mi? Cep telefonunun. Ve neyle gösteriliyordu das? Yeşille gösteriliyordu. Burada mesela diyecek olursam bu bir çantadır. O zaman ne diyeceğim? Das ist ein Handy demiş oluyorum. Bu bir çantadır. Düzeltiyorum arkadaşlar. Das ist ein Handy cep telefonudur. Öyle değil mi? Evet, zaman zaman böyle karıştırılabiliyor. Das ist ein Handy demek ki bu bir cep telefonudur demiş oluyorum. Peki ben artikeli koyduğumda bu o cep telefonu diyecek olursam das Handy diyeceğim. Dolayısıyla das ist das Handy, bu o cep telefonu, değil mi? Daha önceden görmüşüm ve diyorum ki işte sana bahsetmiş olduğum cep telefonu bu cep telefonu. Dolayısıyla das ist das Handy demiş oluyorum ve das neyle gösteriliyormuş? Demek ki yeşille gösterilmiş oluyor. Çoğullarda arkadaşlar ister der olsun, ister die olsun, ister das olsun, çoğullarda her defasında ne yapıyorum? Hangi artikeli getiriyorum? Die artikelini getirmiş oluyorum. Şimdi burada die taşı, bunu çoğul olarak değerlendirecek olursam die taşın, bakın sonunda ne getirmişiz? Dolayısıyla die taşın çantalar demiş oluyorum. Şimdi neydi bunlar? Hep das ist, das ist derken ne yapmış oluyorum arkadaşlar? İst şeklinde yorumluyorum. Hangilerini? Tekilleri. Tekilleri demek ki istle yorumlamış oluyorum. Ancak çoğul olduğunda bu sefer ne oluyor? Sind olmuş oluyor. Bu da arkadaşlar sein kelimesi var. Eylemi var. Olmak fiili. Bunu da daha önceden görmüştük ancak bu derslerimizde, bu yoğun intensif Deutsch A1 A2 derslerinde ayrıntılı görüyor olacağız. Bu da sein, yani olmak eyleminin çekimlenmiş hali olduğundan sind olarak değerlendiriliyor. Şimdilik biz bunu kalıp olarak bu şekilde alalım. Zaten bir iki ders içerisinde bunu ayrıntılı görüyor olacağız. Şimdi ben dersem ki bunlar çantalardır. Öyle değil mi? Güzel Türkçemizde bunlar bir çantalardır demem. O biri atarım. Dolayısıyla burada da aynı atmış oluyorum. Ne yapmış oluyorum? Das sind Taschen. Bunlar çantalardır. Değil mi? Dolayısıyla bunlar çantalar. Bunlar çantalardır derken das sind Taschen demiş oluyorum. Dolayısıyla bunu özellikle ben buraya bir çizgi attım ki aynenin gelmediğini anlayabilelim diye. Demek ki das sind Taschen, bunlar çantalardır. Ama benim bahsetmiş olduğum belli başlı çantalar varsa ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Artikeli getirmem gerekiyor. Yani die artikelini getirmem gerekiyor. Bu sefer ne olacak? Das sind die Taschen, sana bahsetmiş olduğum çantalar var ya, işte bu çantalar onlar dediğimde söz gelimi ne yapmış oluyorum? Das sind die Taschen demiş oluyorum. Ne yapıyorum? Çünkü adres gösteriyorum, öyle değil mi? Bunlar onlar, o çantalar demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist ein Fernseher. Das ist ein Fernseher. Das ist der Fernseher. Das ist der Fernseher. Das ist eine Tasche. Das ist eine Tasche. Das ist die Tasche. Das ist die Tasche. Das ist ein Handy. Das ist ein Handy. Das ist das Handy. Das ist das Handy. Das sind Taschen. Das sind Taschen. Das sind die Taschen. Das sind die Taschen. Şimdi de kein, keine ve nicht yapılarını inceleyelim. Arkadaşlar bu karıştırılan bir durum. Ancak çok da kolay bir durum olduğunu anlayacaksınız. Kein, keine ve nicht olumsuzlamalarda kullanılıyor. Ancak şöyle bir fark var arkadaşlar. Ben cümlenin içerisinde ein, eine gördüğümde, bunu olumsuzlamak istediğimde kein, keine şeklinde yorumlamış oluyorum. Nicht'i de
eylemi olumsuzladığımda kullanıyorum. Şöyle bir örnek vereyim isterseniz arkadaşlar. Ben mesela dersem ki ben geliyorum, ich komme derim. Ich komme demek ki ben geliyorum demek. Ancak ben gelmiyorum diyecek olursam arkadaşlar, ich komme nicht demem gerekiyor. Bakın burada olumsuzlamayı ne yaptım? Eylemden sonra getirdim. Demek ki ben geliyorum derken ich komme, gelmiyorum diyecek olursam ich komme nicht diyorum. Şimdi üstteki örneğe baktığımızda arkadaşlar, das ist ein Fernseher, bu bir televizyondur. Bunu olumsuzlamak istediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Kein şeklinde yorumlayacağım. Demek ki ein ne olacak? Kein şeklinde yorumlanmış olacak. Bu bir televizyon değildir derken das ist kein Fernseher demiş oluyorum. Peki cümlenin içerisinde artikel varsa bunu nasıl olumsuzlarım sorusunu soruyor olacak olursak ne yapacağız arkadaşlar? Das ist nicht der Fernseher demiş oluyorum. Yani burada artık kein keine değil de ne yapmış oluyorum? Nicht'i getirmiş oluyorum. Dolayısıyla das ist nicht der Fernseher, bu o televizyon değil demiş oluyorum. Yani bu benim kastetmiş olduğum televizyon değil. Ne yapmış oluyorum? Belli başlı bir televizyondan bahsederken bu bahsettiğim televizyon değil dediğimde das ist nicht der Fernseher demiş oluyorum. Aşağıdaki örneğe bakalım isterseniz arkadaşlar. Burada das ist eine Tasche neydi? Bu bir çantadır. Bu bir çanta değildir diyecek olursam ne diyeceğim arkadaşlar? Tıpkı yukarıda olduğu gibi K'yı getireceğim. Das ist keine Tasche, bu bir çanta değildir diyeceğim. Peki ben belli başlı bir durumdan, bir çantadan bahsederken das ist die Tasche demiş oluyorum. Bunu olumsuzlarken tıpkı burada olduğu gibi ne yapacağım? Nicht'i getireceğim. Dolayısıyla das ist nicht die Tasche dediğimde bu benim bahsettiğim çanta değil demiş oluyorum. Dolayısıyla das ist nicht die Tasche olmuş oluyor. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, das ist ein Handy, bu bir cep telefonudur. Bu bir cep telefonu değildir derken ne diyeceğim? Tıpkı yukarıda olduğu gibi kein yapısını getireceğim. Dolayısıyla das ist kein Handy, bu bir cep telefonu değil demiş oluyorum. Peki bu benim sana bahsetmiş olduğum belirtili bir durum olan, değil mi? Das Handy, cep telefonu. Bunu olumsuzladığımda ne yapacağım arkadaşlar? Nicht'i getireceğim. Dolayısıyla ne olacak? Das ist nicht das Handy, bu o cep telefonu değil demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar, das sind Taschen, bunlar çantalardır. Evet, bunlar çantalar değildir derken ne yapacağım arkadaşlar? Aslında burada gizliden bir ne durumu var? Die durumu var, öyle değil mi? Çünkü çoğullarda ne oluyordu? Die oluyordu. Olumsuzladığımda ne olacak arkadaşlar? Tıpkı die artikelinde olduğu gibi das sind keine Taschen, bunlar çantalar değildir. Peki bahsettiğim belirli çantalar varsa bunlar o çantalar değil. Ne yapacağım arkadaşlar? Nicht yapısını getireceğim. Dolayısıyla ne olacak durum? Das sind nicht die Taschen şeklinde yorumlanmış olacak. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist kein Fernseher. Das ist kein Fernseher. Das ist nicht der Fernseher. Das ist nicht der Fernseher. Das ist keine Tasche. Das ist keine Tasche. Das ist nicht die Tasche. Das ist nicht die Tasche. Das ist kein Handy. Das ist kein Handy. Das ist nicht das Handy. Das ist nicht das Handy. Das sind keine Taschen. Das sind keine Taschen. Das sind nicht die Taschen. Das sind nicht die Taschen. Yeni kelimelerimize bakalım şimdi de arkadaşlar. Der Kugelschreiber arkadaşlar, tükenmez kalem demek. Bunun kısaltılmış hali şu şekilde de yorumlanabiliyor. Der Kuli şeklinde de yorumlanabiliyor. Demek ki bu
Der Kugelschreiber ya da der Kuli tükenmez kalem demek. Biz Kugelschreiber örneğinden yola çıkacak olursak şimdi bu bir tükenmez kalemdir diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Ein yapısını getirmemiz gerekecek. Dolayısıyla das ist ein Kugelschreiber, bu bir tükenmez kalemdir. Ancak belli başlı bir tükenmez kalemden bahsediyorsam ve o tükenmez kalemi ne yapıyorum? Adres göstermiş oluyorum, işaretlemiş oluyorsam ne diyeceğim? Das ist der Kugelschreiber demiş olacağım. Dolayısıyla das ist ein Kugelschreiber, bu bir tükenmez kalemdir, ya da das ist der Kugelschreiber, belli başlı bir tükenmez kalem, yani işaret ettiğim bir tükenmez kalem ne oluyor? Artikeli ile kullanılmış oluyor. Bu durumda das ist der Kugelschreiber demiş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Jacke, tıpkı güzel Türkçemizdekine benzer bir nedir bu arkadaşlar? Ceket demek, öyle değil mi? Die Jacke. Dolayısıyla bu bir cekettir diyecek olursam ne yapacağım arkadaşlar? Die neye dönüşüyor? Eine. Dolayısıyla das ist eine Jacke demem gerekiyor. Bu bir cekettir. Ancak belli başlı bir ceketten bahsediyorsam ve bu o ceket diyecek olursam ne yapacağım? İlgili artikeli ne yapıyorum? Cümlenin içerisine yerleştiriyorum ve diyorum ki das ist die Jacke, bu o ceket. Demek ki das ist die Jacke. Ancak bu bir cekettir derken das ist eine Jacke, bu o ceket derken das ist die Jacke demiş oluyorum. Sonraki kelimeye bakalım arkadaşlar. Das Wörterbuch, das Buch, bunu biliyoruz. Das Wörterbuch, kelime kitabı, aslında birebir Türkçe karşılığı kelime kitabı. Güzel Türkçemizde biz buna ne diyoruz? Sözlük diyoruz. Dolayısıyla das Wörterbuch sözlük demek. Şimdi ben tıpkı yukarıda olduğu gibi bu bir sözlüktür diyecek olursam ne diyeceğim? Das ist ein Wörterbuch. Bu bir sözlüktür. Das ist ein Wörterbuch. Bu belli başlı bir sözlük. Benim kastettiğim, benim bahsetmiş olduğum sözlük. İşte bu o derken ne diyeceğim? Das artikelini getireceğim. Değil mi? Neden? Çünkü das Wörterbuch şeklinde yorumlandığından dolayı ne diyeceğim? Das ist das Wörterbuch. Bu o sözlük. Ama bu bir sözlük derken ne yapacağım? Ein yapısını getireceğim. Dolayısıyla das ist ein Wörterbuch ya da das ist das Wörterbuch. O sözlük. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Burada die Jacke'yi gördük. Ceket. Ceketler derken die Jacken demem gerekiyor. Şimdi burada ne yapacağım? Tıpkı diğer örnekte de olduğu gibi ne yapacağım artık? Ein, eine'yi getirmeyeceğim. Neden? Çünkü çoğul durum söz konusu olduğu için. Ve burada da ne olacak? Eylem isten sind'e geçmiş olacak. Dolayısıyla das sind Jacken, bunlar ceketlerdir demiş oluyorum. Buraya artık hiçbir şey getirmiyorum. O sebepten buraya bir eksi çizdim arkadaşlar. Ancak bahsetmiş olduğum ceketler, işte bunlar, onlar derken ne yapıyorum? Die artikelini getiriyorum ve ne diyorum? Das sind die Jacken, bunlar o. O ceketler, işte bunlar, onlar. Değil mi? Das sind die Jacken demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist ein Kugelschreiber. Das ist ein Kugelschreiber. Das ist der Kugelschreiber. Das ist der Kugelschreiber. Das ist eine Jacke. Das ist eine Jacke. Das ist die Jacke. Das ist die Jacke. Das ist ein Wörterbuch. Das ist ein Wörterbuch. Das ist das Wörterbuch. Das ist das Wörterbuch. Das sind Jacken. Das sind Jacken. Das sind die Jacken. Das sind die Jacken. Arkadaşlar şimdi de bu cümleleri olumsuzlayalım. Yani keine ve nicht yapılarını işin içerisine katalım. Şimdi ilk cümleye baktığımızda das ist ein Kugelschreiber, bu bir nedir? Tükenmez kalemdir diyorum.
Bunu olumsulamak istediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Çok kolay. Das ist kein Kugelschreiber. Bu bir tükenmez kalem değildir. Peki artikel varsa bunu olumsulamak istediğimde ne yapıyorum? Bu da çok kolay. Artık kein keine yapısından ziyade ne yapmış oluyorum? Nicht'i getiriyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim buraya arkadaşlar? Das ist nicht der Kugelschreiber. Tekrar edelim arkadaşlar. Das ist kein Kugelschreiber. Das ist kein Kugelschreiber. Das ist nicht der Kugelschreiber. Das ist nicht der Kugelschreiber. Buraya baktığımızda arkadaşlar ne yapacağız? Gayet kolay. Eine neye dönüşecek olumsuzluk yaptığımda? Keine'ye dönüşecek. Dolayısıyla bu bir ceket değildir. Ne olacak arkadaşlar? Das ist keine Jacke diyeceğim. Peki artikel varsa bu durumda artikeli ne yapacağım arkadaşlar? Buraya nicht'i getirmiş olacağım. Dolayısıyla bu bir, düzeltiyorum, bu o ceket değil diyeceğim. Dolayısıyla das ist nicht die Jacke. Burayı da tekrarlayalım arkadaşlar. Das ist keine Jacke. Das ist keine Jacke. Bu bir ceket değildir. Tekrarlayalım. Das ist nicht die Jacke. Das ist nicht die Jacke. Bu o ceket değil. Buraya bakalım şimdi arkadaşlar. Das ist ein Wörterbuch. Neydi? Bu bir sözlük. Bu bir sözlük değildir derken ne yapacağım arkadaşlar? Ein neye dönüşecek olumsuzlama? Keine dönüşecek. Dolayısıyla das ist kein Wörterbuch. Tekrarlayalım. Das ist kein Wörterbuch. Das ist kein Wörterbuch. Bu bir sözlük değildir. Şimdi burada artikelim das olduğundan dolayı ne yapacağım? Kein keine'ye dönüştüremeyeceğim. Bu o sözlük değil. Ne diyeceğim o zaman? Nicht yapısını getireceğim. Das ist nicht das Wörterbuch diyeceğim. Tekrarlayalım arkadaşlar. Das ist nicht das Wörterbuch. Das ist nicht das Wörterbuch. Ve buraya bakıyoruz arkadaşlar. Das sind Jacken. Evet, bunlar ceketlerdir. Peki burada ne yapıyorum? Bunu olumsulamak istediğimde burada bir die artikeli söz konusu, öyle değil mi? Görünmeyen bir die var. Neden? Çünkü çoğullar die artikelini barındırıyordu. Bunu olumsulama şeklinde olumsulamak istediğimde ne yapacağım? Keine'ye dönüştüreceğim. Bunlar ceket değildir, değil mi? Bunlar ceketler değil gibi. Ne diyeceğim arkadaşlar? Söyleyelim. Das sind keine Jacken. Das sind keine Jacken. Eğer belirli ceketlerden bahsediyorsam bunlar o ceketler değil. Ne yapacağım arkadaşlar? Nicht'i getireceğim. Tekrarlayalım. Das sind nicht die Jacken. Das sind nicht die Jacken. Öğrenmiş olduklarımızı şimdi de arkadaşlar soru cümleleri ya, nein, yani evet, hayır cümleleriyle pekiştirelim. Şimdi öncelikle der Fernseher örneğinden yola çıkacak olursak, bu bir televizyon mudur diye soralım. Ist das ein Fernseher? Ne yapıyorum arkadaşlar? Der Fernseher bir adet derken ne yapıyorum? Bu bir televizyon mudur derken ist das ein Fernseher demiş oluyorum. Evet, bu bir televizyondur diyecek olursam ne diyeceğim? Ja, das ist ein Fernseher. Demek ki evet, bu bir televizyondur derken ne diyeceğim? Ja, das ist ein Fernseher. Hayır, bu bir televizyon değildir. Ne olacak arkadaşlar o zaman? Nein ile yanıtlayacağım. Bu sefer ein neye dönüşecek arkadaşlar? Kein olumsuzluğuna dönüşecek. Dolayısıyla hayır, bu bir televizyon değildir derken ne diyecekmişiz demek ki? Nein, das ist kein Fernseher. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Ist das ein Fernseher? Ist das ein Fernseher? Ja, das ist ein Fernseher. Ja, das ist ein Fernseher. Nein, das ist kein Fernseher. Nein, das ist kein Fernseher. Bu sefer arkadaşlar fark ettiyseniz cümlenin içerisinde artikeller var. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Adres göstermiş oluyorum. Yani belli başlı bir nesneden bahsetmiş oluyorum. Bu sefer ne olmuş arkadaşlar ilk cümlede? Demin aynıydı, şimdi der. Dolayısıyla ist das der Fernseher? Bu o televizyon mu?
Neden? Çünkü artikel var. Bu o televizyon mu sorusu demek ki ist der Fernseher? Evet, bu o televizyon. Ja, das ist der Fernseher. Evet, bu o televizyon. Ja, das ist der Fernseher. Hayır, bu o televizyon değil. Dikkat edin. Burada bu sefer kein değil de ne var? Nicht var. Niçin? Çünkü ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bu o televizyon değil diyorum. Dolayısıyla ne olacak bu? Nein, das ist nicht der Fernseher. Nein, das ist nicht der Fernseher demiş oluyorum. Dilerseniz bunu tekrarlayalım arkadaşlar. Ist das der Fernseher? Ist das der Fernseher? Ja, das ist der Fernseher. Ja, das ist der Fernseher. Nein, das ist nicht der Fernseher. Nein, das ist nicht der Fernseher. Şimdi de buraya bakalım arkadaşlar. Burada bu sefer ne var? Gene aynı yapısı var. Yani ne yapmış oluyorum bu sefer? Das Wörterbuch, yani sözlüğü, bir sözlük şeklinde yorumladığımda ne yapacağım şimdi? Diyeceğim ki bu bir sözlük mü? Değil mi? Bu bir sözlük mü derken sorusuna bakıyorum. Ist das ein Wörterbuch? Bu bir sözlük mü? Evet, bu bir sözlük diyecek olursam ne diyeceğim? Ja, das ist ein Wörterbuch. Ja, das ist ein Wörterbuch. Evet, bu bir sözlük. Hayır, bu bir sözlük değil. Nein, das ist kein Wörterbuch. Nein, das ist kein Wörterbuch. Ne oluyordu demek ki? Ein, kein olmuş oluyor. Peki, şimdi bunun artikelli hali, yani belirtili hali olduğunda ne yaparız? Ona bir bakalım. Şimdi, das Wörterbuch, ist das ein Wörterbuch, bu bir sözlük mü? Şimdi belli başlı bir şeyden bahsederken bunu sileceğim ve bunun yerine ne yapacağım arkadaşlar? Artikeli yerleştireceğim. Ist das das Wörterbuch? Ist das das Wörterbuch? Şimdi kendi kendinize şey diyebilirsiniz. Niye iki tane das var? Neden? Çünkü ist das bir yapıydı. Bu bir sözlük mü derken değil mi? Dolayısıyla buradaki das neyi refere arkadaşlar? Neye bir gönderme yapmış oluyorum? Das Wörterbuch. Ne yapmışım? Demek ki bu yapıyı buraya taşımışım. Ve soru kalıbım neydi? Ist das. Dolayısıyla ist das das Wörterbuch? Bu o sözlük mü? Evet, bu o sözlük dediğimde ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ja, das ist das Wörterbuch. Ama dilerseniz öncelikle bir tekrar edelim. Söyleyelim. Ist das das Wörterbuch? Ist das das Wörterbuch? Evet diyeceğim. Ja, das ist das Wörterbuch. Ja, das ist das Wörterbuch. Şimdi olumsuzlayacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? O belli başlı olan artikeli olumsuzlayacağım. Ama artık bu olmayacak da ne olacak arkadaşlar? Nicht yapısını kullanacağım. Dolayısıyla hayır, bu o sözlük değil. Ne yapacağım o zaman? Nein, das ist nicht das Wörterbuch diyeceğim. Öyle değil mi? Hayır, bu o sözlük değil. Tekrarlayalım. Nein, das ist nicht das Wörterbuch. Nein, das ist nicht das Wörterbuch. Dilerseniz bu örneği bir tekrarlayalım doğru telaffuzuyla arkadaşlar. Söyleyelim. Ist das das Wörterbuch? Ist das das Wörterbuch? Ja, das ist das Wörterbuch. Ja, das ist das Wörterbuch. Nein, das ist nicht das Wörterbuch. Nein, das ist nicht das Wörterbuch. Şimdi arkadaşlar die artikellerini görelim. Tekil olan die ve çoğul olan die'lerde durum nedir? Bunu bir inceleyelim. Die Tasche az önce görmüştük. Neydi? Çanta demekti. Bu bir çanta mıdır diye soracak olursam ist das eine Tasche sorusunu sormam gerekiyor. Öyle değil mi? Demek ki die Tasche ne oluyormuş? Eine Tasche'ye dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bu bir çanta mıdır diye sorarken ne diyeceğim? Ist das eine Tasche? Öyle değil mi? Evet, bu bir çantadır derken ne diyeceğim? Ja, das ist eine Tasche. Evet, demek ki evet bu bir çantadır derken ja, das ist eine Tasche. Hayır, bu bir çanta değildir derken ne olacak bu eine? Keine'ye dönüşmüş olacak. Dolayısıyla ne diyeceğim arkadaşlar? Nein, das ist keine Tasche. Yani hayır, bu bir çanta değildir. Nein, das ist
keine Tasche demiş olacağım. Dilerseniz bunları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Ist das eine Tasche? Ist das eine Tasche? Ja, das ist eine Tasche. Ja, das ist eine Tasche. Nein, das ist keine Tasche. Nein, das ist keine Tasche. Demek ki burada ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Ein keine bir belirleme, daha doğrusu bir genelleme yapmış oluyorum, öyle değil mi? Bu bir çanta mıdır? Evet, bu bir çantadır. Hayır, bu bir çanta değildir demiş oluyorum. Şimdi ben belli başlı bir çantadan bahsederken ne yapacağım? Artikeli yerleştireceğim. Yani o çanta diyeceğim. Buradaki aynaları sileceğim. Dolayısıyla ben buraya baktığımda arkadaşlar, ist das belirli bir çantadan bahsederken bu o çanta mı? Ist das die Tasche? Demek ki ne yapıyorum? Bu o çanta mı derken ist das die Tasche? Evet, bu o çanta. Ne diyeceğim? Gene burayı sileceğim ve bunun yerine ne diyeceğim arkadaşlar? Artikeli yerleştireceğim. Yani die Tasche şeklinde yorumlanacak ve evet, bu o çanta derken ya das ist die Tasche demem gerekiyor. Demek ki ya das ist die Tasche, evet bu o çanta. Aynı şekilde buraya baktığımızda nein das ist keine Tasche yerine ne diyeceğim arkadaşlar? Olumsulama yaptığımda ve cümlenin içerisinde artikelim die varsa ne yapacağım? Nicht'i getireceğim. Ve bu durumda ne olacak arkadaşlar? Nein, das ist nicht die Tasche. Yani hayır, bu o çanta değil demiş oluyorum. Nein, das ist nicht die Tasche. Dilerseniz burayı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ist das die Tasche? Ist das die Tasche? Ja, das ist die Tasche. Ja, das ist die Tasche. Nein, das ist nicht die Tasche. Nein, das ist nicht die Tasche. Bu sefer aşağı baktığımızda arkadaşlar, die Jacken neydi? Ceketler demekti. Çoğul olduğunda ne oluyordu? Ist yerine sind gelmiş oluyordu cümlenin içerisine. Dolayısıyla bunlar ceketler midir derken sind das Jacken. Evet, bakın burada eine yapısını kullanmıyorum. Çünkü çoğul olduğundan dolayı ne diyeceğim? Bunlar ceketler midir? Sind das Jacken. Evet, bunlar ceketlerdir. Ja, das sind Jacken. Bakın burada da gene aynı şekilde eine'yi getirmiyorum. Çünkü çoğul olduğundan dolayı. Evet, bunlar ceketlerdir. Ja, das sind Jacken. Hayır, bunlar ceket değildir derken ne olacak arkadaşlar? Keine'yi getirmem gerekiyor. Dolayısıyla nein, das sind keine Jacken. Hayır, bunlar ceket değildir. Nein, das sind keine Jacken demiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar, burada belli başlı ceketlerden bahsederken ne yapacağım? Ne yapacağım? Artikeli yerleştireceğim, öyle değil mi? Dolayısıyla soru cümlesine bir bakalım. Ne diyor bize? Sind das Jacken? Bir ne var? Bir genelleme var. Ancak bunlar belli başlı ceketler midir derken ne yapacağım? Buraya ilgili artikeli yerleştireceğim ve ne diyeceğim? Sind das die Jacken? Bunlar o ceketler mi? Sind das die Jacken? Evet, bunlar o ceketler. Ja, das sind die Jacken. Ja, das sind die Jacken. Öyle değil mi? Hayır, bunlar o ceketler değil derken ne yapacağım bu sefer? Buradaki keine'yi atmış olacağım ve ne diyeceğim? Nein, das sind nicht die Jacken diyeceğim. Öyle değil mi? Nein, das sind nicht die Jacken demiş olacağım. Dilerseniz bunları da doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Sind das die Jacken? Sind das die Jacken? Ja, das sind die Jacken. Ja, das sind die Jacken. Nein, das sind nicht die Jacken. Nein, das sind nicht die Jacken. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Deutsch Intensiv A1 A2 derslerinden eine, kein keine ve nicht yapısını ayrıntılı bir şekilde incelemiş, görmüş olduk. Soru cümleleri olumlu ve olumsuz cümlelerle pekiştirmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.